Bir iş aynı şekilde kaç defa yanlış yapılabilir? Yapılan hatalardan kanunlar oluşabilir mi? Kim o da bu hafta? Her şey olacağına varır. Edward Murphy Jr. 11 Ocak 1918 yılında Panama Kanal bölgesinde doğan Edward Aloysius Murphy Jr. New Jersey'de tamamladığı lise eğitiminden sonra ABD Askeri Akademisi'ne girmeyi başardı. Okulundan mezun olduğu yıl içerisinde orduya katılmaya hak kazanan Murphy, havacılık eğitimleri almaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'na katıldı, Pasifik cephesinde orduya hizmet etti. Başarılı bir mühendis olan Murphy, 1947 yılında Air Force'a katıldı ve yüksek hızlı roket deneylerinde çalıştı. İnsan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini ortaya çıkarmak isteyen Murphy, planladığı pahalı deney ile test alanında çalışmalar yapma kararı alarak tüm ilgiyi üstüne çeker. Pilot bir denek üzerinde çalışacak olan mühendis, deneyin 16 farklı bölgesine ivme ölçer cihazı yerleştirmeye karar verir ve uzun bir ön hazırlığın ardından nihayet bu deneyi uygulama aşamasına gelir. Bir bozuk parayı havaya attığınızda seçtiğiniz yönün gelme olasılığı nedir? Parayı 16 kere havaya atsanız ve her defasında ne geleceğini tahmin etseniz sizce kaç defasında doğru tahminde bulunurdunuz? Söz konusu bu ivme ölçerlerin de tıpkı bir bozuk paranın yazı veya tura gelmesi gibi iki ihtimali vardı. Denek üstüne yapıştırılacak olan ivme ölçerler olayla hiç ilişkisi olmayan birinin eline verilseydi her biri %50 ihtimalle doğru yerleştirilebilirdi. Fakat denek pilotun üzerine yerleştirilen bu ivme ölçerlerin tamamı Murphy'nin emrinde çalışan Air Force personeli tarafından konumlandırıldı ve bu kişi 16 cihazdan tamamını yanlış bağlamayı becererek deneyin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. Ve böylece tarihe geçen o Murphy kanunları oluştu. Olay sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Edward Aloysius Murphy Jr. meraklı gözlerle kendisine bakanlara tarihe geçen o sözleri söyledi. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Murphy'nin sözleri her ne kadar ilk duyulduğunda işe yaramaz bir adamın esprileri gibi gelse de gerçek aslında öyle değildi. Esprili kişiliğiyle yaptığı doğru çıkarımları birleştiren ve halihazırda var olan hataları önleme stratejisi kanunlarını da söylemlerine dahil eden Murphy, yaşanan hayal kırıklığının ardından ortaya yeni bir kanun listesi koymuştu. Olmuyorsa zorlayın. Kırılırsa zaten değişmesi gerekir. Bir şeyle fazla oynarsanız onu bozarsınız. Piyangoda para kazandığınız gün ölümünüze fazla kalmamıştır. Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız üzülmeyin, geçer gibi mizahi maddelerin yanı sıra hiçbir iyilik cezasız kalmaz ve sakınılan göze çöp batar gibi günümüzde kullanılan özdeyişlerin de babasıdır. 1990 yılında hayatını kaybeden Murphy, hayatta kaldığı süre boyunca kanunlarının kulaktan kulağa yayılmasını sağlamıştır. Özellikle mühendisler arasında kullanılan bu kanunlar 1958 yılındaysa nihayet dünyanın en eski ve prestijli sözlüklerinden Merriam-Webster'a girmiştir.